kıymetli bir kozla birlikte. Askom Genel Başkanı Orhan Aydın bizimle birlikte. Orhan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Orhan Bey, dün önemli bir toplantıdaydınız. Cumhurbaşkanımızla birlikte Çankaya Köşkü'ndeydiniz. Öncelikle izlenimlerinizi ve şu uzun süren toplantının detaylarını sizden bir alalım mı? Evet. Tabii dün yaklaşık saat 2 gibiydi sanıyorum toplantımız başladığında. 18.30'a kadar da süren ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında çok önemli bir toplantı gerçekleşti. Çok önemli kısmı çünkü bütün bakanlar kurulunun dahil olduğu masanın bir tarafında bakanlar kurulu, diğer tarafında da iş dünyası temsilcileri ve sağ ve sol kanatta da ülkenin bu konuyla ilgili bütün bürokratlarıyla bir zirve diyebiliriz. Önemli bir toplantıydı. Bu toplantıda biz tabii ki işin iş dünyası temsilcileri olarak daha işin ekonomi tarafıyla ilgilendik. Ve bütün sivil toplum kuruluşlarına Sayın Cumhurbaşkanımız her birine 5'er dakika söz vererek herkes 5'er dakika gündemde yaşananlarla ilgili görüşlerini ve alınacak önlemlerle alakalı kendi fikirlerini beyan ettiler. Her başkan için böyle bir söz hakkı sağ olsunlar verdiler dün. Ve uzunca süren toplantıda çok önemli kararlar alındı ve bu kararları da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız süratle birçok işi yaptığı gibi dün de aynı şekilde alınan kararları hızlı bir şekilde hayata geçirerek hemen akabinde de dedi ki ben bunları dedi basın toplantısında da birazdan dedi hep birlikte anlatacağız ve bu kararlarımızı bugün itibariyle hayata geçireceğiz dediler. Ve bu toplantıda herkes görüşlerini tabii ki net bir şekilde anlattık ve ben özellikle ASKON olarak bizim günlerdir üzerinde değindiğimiz, basına da servis ettiğimiz, aynı şekilde demeçlerde bulunduğumuz son bir haftada özellikle yaşanan iki sektördeki krize değindik biz. Bunlar da iki önemli sektör, hizmet sektörleri ve perakende sektöründe malumlarınız önemli bir yavaşlama söz konusu. Ve bugün bakıldığında hatta %10'lara, %15'lere kadar satışları düşmüş bugün firmalarımızı görmekteyiz. Tabii bunun için ne yapılmalı? Şimdi şöyle bir konu var. Bizim önümüzde iki seçeneğimiz olabilir. Bir, evet alışveriş merkezlerini kapatalım, iş yerlerini kapatalım. Bir yanda ekonomiyi durduralım. Bunun özeti budur aslında. Ben buna çok karşı çıkıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. İkinci seçenek de bunu biz yaşanan şu anki bu krizi en iyi şekilde yönetelim. Tabii ki bunu yönetmek için de Türk milleti, ben şunu söylüyorum, her zaman her zor günde yek vücut olmayı başarmış yegane millettir. Yani geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız Ukrayna'da koronavirüsüyle işte Wuhan'dan gelen bir kafileyi Ukrayna vatandaşları taşladı biliyorsunuz. Yani hani bizim hepimizin kınayacağı bir konu değil mi? Yani kendi vatandaşı gelmiş taşladılar, burada ne işiniz var sizin gibi. Şimdi biz Türk milleti olarak tüm zor günlerde yek vücut olarak çok şükür bu zamana kadar birçok zorluğun üstesinden gelmiş bir milletiz. Evet, bu tarz sınavları çok doğru. Kesinlikle. Yani zaten son 7-8 seneye baktığınız zaman ardarda yaşanan bu badireleri, tabii, yani sözüm ona dünyanın en gelişmiş ekonomileri bile kaldıramayacakken bugün Türkiye bunların hepsinin üstesinden geldi. Ben şu anda da görüntü olarak da çok başarılı, tabii, değil mi? Takdir toplayan bir tutum içindeydi. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bakıldığında ben de şunu söyledim. Dedim ki ya bizim özellikle iş dünyası olarak elimizi cebimize atma dönemi. Her zaman para kazanmayacağız. Bazı dönemlerde az kazanacağız. Bazı zamanlarda kazanmayacağız. Bazen de zarar edeceğiz. Bu iş dünyasının, ekonominin aslında ritüelidir ve normalidir. Evet. Şimdi ben şunu söylüyorum. Özellikle alışveriş merkezlerinde başta olmak üzere tüm hizmet sektörleri ve perakende sektörleri bir kere kiralarını minimum %50 oranında bir indirime gitmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çünkü burada en önemli girdi özellikle alışveriş merkezlerinde. Biliyorsunuz çok pahada değerli yerler buralar ve firmaların da önemli yükünü aslında kiraları taşıyor. Ve ben daha önce nasıl ki bu döviz dalgalanmalarında bir anda hep beraber ne dedik? Dedik ki evet kiraları dövizden değil TL'ye çevireceğiz. Bugün de önümüzdeki 3 ayda Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Mart'ta dahil olmak üzere 4 ay birlikte biz kiralarımızı yarıya indirelim ve işletmelerin yaşamalarını sağlayalım. Şimdi çünkü ödenebilir seviyeye getirmek aslında en doğru hareket. Aynen. Şimdi bu yoksa bunu yapmadığımızda ne olacak? Yani biz bu tip önlemleri almadığımızda şimdi şunu görmeye başladık.
işçileri çıkarıyor firmalar diye şu anda gündemdedir. Sizlerin de sürekli duyduğunuz konulardan biridir bugünlerde. Amerika'da çok başladı. Tabii. Şimdi İtalya'da böyle, Amerika'da böyle, Avrupa'nın birçoğunda böyle ve Türkiye'de de artık insanlar bir anda panik oldular. Ben şimdi şunu söylüyoruz. Yani bizim işçi çıkardığınızda bu sadece sanki kendimizi aslında geçici bir süre rahatlamış gibi hissedeceğiz ama bu konu bu değil. İşçi çıkardığınız zaman bu işçi harcamayacak. Bu işçi harcamayınca alım yapmayacak. Alım yapmayınca üretim duracak. Ama daha önemli bir konu var. Bugün bir vebayla uğraşıyor dünya ve Türkiye. Şimdi biz bir de işçimizi hem vebayla uğraşırken zaten psikolojik bir sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ya bir de işçi kardeşimizi işten çıkarmayı ben hiçbir basiretli tüccara 15 günde yaşamış oldukları bir krizde işçisini hemen kapısının önüne koyacak bir tüccarı maalesef ben basiretli göremiyorum. Yani biz iş adamları olarak biraz önce de söyledim, bazen kazanacağız bazen kaybedeceğiz. Ama en ufak bir zor günde ki burada büyük bir ekonomik krizden de bahsetmiyoruz. Normalde konuştuğumuz konu, dün de aynı şekilde saatlerce konuştuk. Sanki bir ekonomik krizin içerisinde değiliz biz. Şu anda sağlıkla alakalı önemli bir kriz yaşıyoruz. Bu ekonomiyi etkiliyor sadece. Konuya böyle bakmak lazım. Yani konuya sanki büyük bir ekonomik bir dalgalanmayla, krizle baş başaymışız gibi baktığımızda bir de başka bir vahim konularla karşılaşabiliriz. O sebeple bizim öncelikle bu sektörlerle ilgili bir destek vermemiz gerekiyor dedik. Ve akabinde en önemli yine şirketlerimizin girdileri SGK primleri, vergiler, bunların ötelenmesi gerekiyordu. Biz 3 ay talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız 6 ay olarak sağ olsunlar dün basına da demeç verdiler. Ve şunu görüyoruz. Yani devletimiz yine iş dünyasının birçok sıkıntılı gününde yanında olduğu gibi dün de yine kendimizi güvende hissettik. Özellikle şimdi KGF paketleri vardı. Bugün Sayın Bakanımız da, Hazine ve Maliye Bakanımız da biraz önce açıklamalarda bulundular. KGF'leri öne çekelim, hızlı bir şekilde piyasaya sübvanse edelim gündemimizde vardı yine. Bu konuda da hızlı bir şekilde aksiyon alındı. Hatta 100 milyar TL'ye çıkarıldı biliyorsunuz KGF paketindeki destek. Bunu hızlı bir şekilde ekonomi bunu toparlayacaktır ama tabii ki zor günler. Yani bunu sadece Türkiye'nin gündemi de değil. Yani bakıldığında çok şükür Türkiye bunu dünyadan 3 ay sonra maalesef virüse yakalandık. Yani 3 ay biz çok şükür kendimizi koruyabildik. Yani neredeyse dedik ki ya çok Türkiye'ye dokunmadan geçecek bu iş dedik ama maalesef olmadı. Yani tabii dünyayla iç içesiniz, dünyayla ticaretiniz var, turizminiz. Türkiye bugün her konuda kendini rüştünü ispat etmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Buraya geleceğinde bekleniyordu aslında ama daha Aralık ayının başlarında Çin'de bu olay gündeme geldiğinde ilk biz daha hemen aynı hafta dün Sayın Sağlık Bakanımız da detaylı bir rapor sunumu yapmıştı. Biz ilk hafta müteyakkız hale geldik. Yani bu konu Türkiye'ye geldiğinde neler olur, nelerle karşılaşabiliriz bunları net bir şekilde hazırlığımızı yaptık. Ve şu anda yaşanan vaka sayısına bakıldığında da yani bugün Avrupa ile kıyaslanamayacak çok şükür nüfusumuza göre elhamdülillah yani biz şu anda iyi durumdayız. Ama bu şu demek değil, bu normal hayatımıza devam edeceğiz. İşte bir hafta önce, iki hafta önceki gibi hayatımızı devam ettireceğiz değil. Biz maksimum seviyede dikkat edeceğiz. Özellikle mesafeyi, özellikle insanlar arasındaki tokalaşmayı, öpüşmeyi bunları bir süre kendimizden uzak tutacağız. Ve bunun etkisiyle birlikte de inşallah biz, bizim beklentimiz Nisan sonunda inşallah bu terk edecek. Çünkü bunun benzerleri yaşanmış dünyada, yaşandı, hep beraber yaşadık. Ve bunun yaz aylarında azaldığını, eksildiğini göreceğiz. Çünkü Çin mesela bakıyorsunuz, bugün şunu demeye başladı, yardıma ihtiyacınız varsa biz destek olalım. Tersine döndü işte. Yani tersine döndü. Evet yani. Orhan Bey, şimdi Borsa İstanbul'u kapanışına gidiyoruz. %0.45 bugün maalesef bir düşüş oldu. BIST Düz Endeksinde 85.195'li puan seviyesinde diyelim BIST Düz'ü kapatalım.
Borsa İstanbul kapanışını gerçekleştirdik. Şimdi bir telefon alıyoruz hemen ve info yatırım analisti Yunus Şahin'e gidiyoruz bağlantımızda. Yunus, hoş geldin yayınımıza. Evet Yunus. Alo. Hoş geldin yayınımıza Yunus. Borsa İstanbul bugün performansı satış baskılıydı. Yine bir düşüş yaşadık. 85.195'lerde nasıl değerlendiriyorsun? Evet, son günlerin aslında en az volatil olduğu günlerden biri diyebilirim. Toplamda 2800 puanlık bir aralıkta dalgalandı ki böyle 3-4-5000 puanlık düşüşlere, yükselişlere, hem aşağı hem yukarı yönlü hareketlere çok alışmıştık. Birazcık görece sakin bir gün oldu. Volatilitenin düşmesi elbette iyi. Evet, bugün negatif kapattık ama o çok sert aşağı ve yukarı yönlü hareketlerin olmaması birazcık daha bizler için, piyasa için olumlu diyebileceğim bir nokta aslında. 84.000 görüldü en düşük. Birkaç gün önce gördüğümüz 81.000'lerin hala üzerindeyiz ki şimdilik oralar dip olmuş gibi duruyor. Elbette yaşanan gelişmeler takip ediliyor. Bir yandan koronavirüs endişeleri devam ediyor ama endeks 2 gündür o seviyelere gelmeden geri dönüşler gerçekleştiriyor. Dün de aşağı sarkmalar oldu ama yine tepkiye gelmişti. Bugün de 84.000'lere kadar geri çekildik. 85.000 üzerinde kapattık. 87.000 burada önemli. Uzun vadeli destek noktası. Onun hala altındayız. 87.000 üzerine atılması elbette piyasada yükselişi birazcık daha hızlandıracaktır ama dediğim gibi o gördüğümüz en düşüğün altına gelmiyor olmamız da bir yandan olumlu bir nokta. Evet, çok teşekkür ediyorum Yunus Şahin'e aktardığın detaylar için. Evet, info yatırım analisti Yunus Şahin'de uğurladıktan sonra dönüyorum tekrar Orhan Aydın'a. Orhan Bey, şimdi az önce dünkü yaşadığınız toplantının detaylarını bize aktardınız. Burada Cumhurbaşkanımız önemli detaylara da yer vermişti ve dedi ki Türkiye aslında bu durumdan kazançlı da çıkabilir. Tabii ki sağlık konusu ayrı, evet. O ayrı değerlendiriliyor. Evet. Fakat Türkiye'nin burada bazı durumları da her ülkede olduğu gibi fırsata çevirmesi de söz konusu. Bununla ilgili detaylar nasıl sizde? Evet. Şimdi bizim özellikle sanayi sektöründe bakıldığında birçok sektörde artık Türkiye varlığını en iyi şekilde gösterebilmiş ülkelerin başında gelmektedir. Ve en önemli 3 tane sektörümüz ne diye baktığımız zaman ilk sırada otomotiv sektörünü söyleriz. Sonra tekstil ve hazır giyim sektörü, sonra da gıda sektöründe Türkiye'de çok iyi firmalarımız ve dünyayla rekabet edebilir firmalarımız olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu sektörlere baktığımızda Çin'de şu anda hem Asya bölgesinde hem Güney Amerika bölgesinde Çin'in çok büyük ihracatçı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgelerde Çin ana oyuncu. Aslında dünyanın birçoğunda ama burada artık kendini rüştünü çok iyi ispat etmiş ve ana oyuncu statüsünde. Burada şimdi biz şunu söylüyoruz. Özellikle örneğin Meksika örneğine baktığımızda Meksika biliyorsunuz bir montaj ülkesidir. Çok büyük bir otomotiv üreticisidir. Ancak bir montajhane ülke diyebiliriz bu ülke için. Şimdi burada çok büyük bir yedek parça ve bunun neredeyse tamamına yakınını Çin'den ithal ediyor. Şimdi Meksika alımını durdurmuş durumda bu alanda. Hakeza gıda sektörü zaten gıdayla alakalı bugün zannediyorum ki herhalde en hızlı vazgeçeceğimiz ülke Çin olur. Dolayısıyla gıda sektöründe de Türkiye'nin önü çok açılmış durumda. Tarım, gıda, hayvancılık hususunda da ihracatımızı çok geliştireceğimiz bir dönemdeyiz ve tekstil sektörü. Bugün dünya markalarının tekrar göz bebeği olduğu net söyleyebiliriz. Ben de bir tekstilci olarak biliyorsunuz. Bugün dünya markalarının en önemli firmaların tekrar Türkiye'ye rağbet ettiğini görmekteyiz. Bundan bir ay önce kadar, bir buçuk ay önceydi, Paris'te katıldığım bir OECD toplantısında almış olduğum notları da size paylaşmak isterim. Lütfen. Burada dünya markalarının katılımcı olduğu bir toplantıydı. Burada Amerika'nın çok önemli bir firması şu açıklamayı yaptı. Dedi ki evet, Çin bu krizden kurtulur. Bunu geçecektir. Nisan-Mayıs aylarında da biz Çin'in normale döneceğini düşünüyoruz dedi. Evet, hatta başladı da tabii, neredeyse. Bugün işte bakıyorsunuz neredeyse vaka sayısı kalmamış diyebiliriz. Şimdi bugün Türkiye açısından tekstil alanında şu artıları yeni görmeye başlayacağız. Özellikle mesela bu bahsetmiş olduğumuz firma şunu söyledi. Çin bundan kurtulur ancak biz çok büyük bir hata içerisinde olduğumuzu tespit ettik. Bugün dedi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3 tekstil ürününün 2 tanesi Çin menşeliydi. Yani
Hani bizde bir tabir vardır, yumurtaları aynı keseye koyma tabiri. Firmalar da şunu net söylüyorlar, artık biz normale dönse dahi biz bu kültürden bir kere vazgeçeceğiz. Ama nasıl vazgeçeceğiz? Bunun da tabii şöyle bir durumu var. Çin sadece ucuz sattığı için ya da iş gücüne sahip olduğu için Çin değil bugün üretim anlamında. Aynı zamanda dünyanın en büyük know-how'una sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Şimdi evet, bu firmalar şu örneği de verdiler. Dediler ki evet, biz üretimlerimizi çekelim, işte Türkiye'ye verelim, Mısır'a verelim, işte Ürdün'e götürelim. Ama bunu yapabilecek firma da yok. Çünkü kapasite zaten sanayi tekstildeki sanayi kapasite oranına baktığınızda %80'in üzerinde bir sanayi kapasitenin kullanım oranı var Türkiye'de. Tüm sektörlere baktığımızda %75'lerde bir sanayi kapasite kullanım oranına sahibiz 2019'da. Şimdi bu ne demektir? Zaten %80'in üstü şu sinyali verir, yatırım yap sinyali verir. Yani siz %80 kapasite oranındaysanız artık yeni yatırımlara ihtiyacınız var demektir. Evet. Şimdi Çin'deki bu vakadan ve bu sektörlerin, bahsetmiş olduğum sektörlerin, işte tekstil, gıda, otomotiv sektörlerinin sadece Çin'deki payın %1'ini alsak bizim ihracatımız iki kat artıyor. Sadece %1'inden bahsediyorum. Bahsetmiş olduğumuz sektörden biz sadece %1'lik bir pasta alalım Çin'den dediğimiz zaman ihracatımızı iki katını artırıyoruz. Tabii bunun için ne lazım? Yeni yatırım lazım. 10 gün öncesine kadar, yani bu virüsün artık ülkemizde kendini göstermeye başlamasına kadar birçok sektörde önemli bir patlama yaşıyorduk. Yani biz bu siparişleri nasıl yetiştireceğiz? Her taraftan sipariş yağıyor. Bugün dünyanın en önemli markaları tekrar Türkiye'ye döndü diye bunun mutluluğunu yaşıyorduk ki maalesef şu anda bazı siparişlerin iptalinin olduğu, işte firmaların özellikle hızlı ve hani uygun fiyatlı bazı markalarımız vardır dünyada. Bu markaların özellikle hızlı bir şekilde siparişleri durdurdular. Türkiye'de de, dünyanın tamamında da. Tabii talep ertelendi. Şimdi bu tabii normal, doğal konular bunlar. Ama biraz önceki konuya gelirsem, biz buradan bu bahsetmiş olduğumuz bu OECD toplantısındaki bu markaların hepsi de aşağı yukarı hemfikir görüşteler. Yani biz evet Çin'e döneceğiz, Çin'den döneceğiz ama bunu yapacak bize ülkeler lazım, kapasite lazım. Bunu da şunu öneriyorlar, diyorlar ki aslında bir devlet meselesi bu. Ve ben aslında bunu bir dünyanın en önemli markalarını gerekirse Sayın Bakanımızın başkanlığında bir toplantıda, hatta daha öteye götürebilirim, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantı yapılmasını öneriyoruz. Çünkü bugün bu markalar Çinli firmaları Türkiye'de yatırım yapmaya ikna edebilirler. Evet. Çünkü yatırımcıların, üreticilerin, tedarikçilerini biliyorsunuz markalar dünyada kendileri yönlendiriyorlar. Ve sadece Türkiye'de bizim bazı vergilerle, işte Amerika'nın bize uygulamış olduğu vergilerde sadece bunları kısması ve bu markaların Türkiye'de Çinli firmaların yatırım yapmalarını sağlatabilirsek hayal edemeyeceğimiz bir sanayiyle karşı karşıya kalırız. Çünkü evet, ben şunu söylüyorum, evet. İşte biliyorsunuz Manisa'da bir yatırım yapacak Volkswagen gelecek diye biz hepimiz dört gözle bekledik. İşte en güzel haberiydi. Tamam, gelsin şüphesiz. Yaratacağı istihdam ve ihracat çok önemli ama bizim bir kere ham maddemizi üreteceğimiz fabrikalara ihtiyacımız var. Bugün hangi sektörün kökenine giderseniz gidin, ham madde ve Çin karşınıza çıkıyor. Biz işte tekstil, işte kimya, efendime söyleyeyim otomotiv, Her sektörde baktığınız zaman işte kökenine gittiğimizde ham madde. Bunlar çünkü çok büyük yatırımlar. Bugün öyle yatırımlar var ki ham maddesine gittiğinizde 500 milyar dolarlık, 600 milyar dolarlık yatırımlardan bahsediyoruz. Bunu yapacak Çinliler var dünyada. Biz bunları Türkiye'ye getirdiğimiz zaman en azından ham madde kısmıyla alakalı bizim dışa bağımlılığımız ve şimdi mesela son iki ayda çok inanılmaz bir talep oldu. Herkes stoklarını bitirdi. Dedik ki harika, ben ama şu sinyali veriyordum. Arkadaşlar bu stok bitecek bir gün. Yani bizim Çin'e ihtiyacımız var. Yani bu ham maddeyi biz kendi bünyemizde çözmediğimiz müddetçe iki ay sonra bu kriz bizi de bulacak. Dolayısıyla şu anda bu tip yatırımların yapılması lazım. Ve Türkiye olarak da ben eminim bu krizden biz artıyla çıkacağız. Belki kayıplarımız olacak maalesef. Ama bu dünyayı ilgilendiren bir husus olduğu için biz sağ olsun Sayın Sağlık Bakanımız üst düzey hassasiyette ilk günden bu yana, yani bize vaka daha gelmeden bu yana kendileri en iyi şekilde yürüttüler. Ve ben öyle zannediyorum ki dünyada bu hassasiyette
çalışan bir sağlık bakanı yoktu ve kesinlikle çok iyi şekilde henüz bize vaka gelmemiş olmasına rağmen vaka varmış gibi teyakkuz halinde yürüdüler. Evet. Ve buna bütün bakanlıklarımız, dün işte bütün bakanlarımız oradalardı. Bütün bakanlarımızın her biri teyakkuz halinde, işte Gençlik Spor Bakanımız ayrı bir şekilde, işte biliyorsunuz yurtlarımızı açıldı. KYK yurtlarında şu anda karantina süreci sürüyor. Yine tüm bakanlıklarımız, işte Ticaret Bakanlığımız gerek kapıların açılmasıyla ilgili işte gerekli önlemler alındığından bahsettiler. Hazine Maliye Bakanlığımız bununla alakalı işte vergilerin, SGK'ların, evet, işte KGF paketinin açıklanacağından bahsettiler. İşte dolayısıyla birçok alanda şu anda teyakkuz halindeyiz. Devletimiz elinden geldiğince gayret gösteriyor. Buna zannediyorum ki apolitik olarak bile bakılsa, zannediyorum hiçbir siyasi parti ya da herhangi bir başka bir görüşün aksini söyleyeceğini zannetmiyorum. Çünkü bütün ülkenin takdirini alan bir şu anda hükümetimiz işleyiş devam ettiriyor. Ve inşallah da son hızıyla, aynen öyle. İşte turizmde belki biraz sıkıntılar yaşayacağız. Ki geçen sene 2019 yılında aslında turizm sektörü diğer sektörlerden pozitif ayrışıyordu. Bu sene maalesef. Maalesef, aynen. Evet. Her ne kadar vergilerde düşünsek de. Aslında hepsi aynı hükümede değil mi Orhan Bey? Yani tüm şirketlere baktığımız zaman biraz daha hepsinde aynı ekonomik durgunluk olacak. Çünkü dünyada böyle bir yön var. Evet. Sizce bu özellikle hazırlanan pakete baktığımız zaman hizmet dedik, turizm sektörü dedik, ancak geçen sene de daralmış ve ertelenen talepler, ötelenen talepler şimdi başka bir nedenden dolayı tekrar ötelenecek. Ev alım, işte araç, biz bunları da dile getiriyoruz. Evet. Faizler tam tersi yönünde bu kadar düşmüşken. Evet. Evet. Sizce sonrasında böyle ikinci bir çeyrek demeyelim de, üçüncü çeyrekte aslında sanki karşılaşabiliriz gibi. Üçüncü çeyrekte bir şöyle bir talep patlaması ya da hızlı bir yükseliş gelir mi sizce? Özlem Hanım, çünkü büyümeden de bahsediliyor %5. 10 gün öncesine gittiğimiz zaman ben öyle zannediyorum ki üçüncü çeyreğe göreceğiz. Yani 10 gün öncesindeki Türkiye'de alış, satış, evet, ticaretteki büyüme, ihracattaki artış, gelen siparişler, konuttaki satışlar, faizlerin düşüşü, dövizdeki stabilizasyon falan, baktığınız zaman her yönüyle artı bir ülkeydi 10 gün öncesine gittiğimiz kesinlikle zaman. Şimdi 10 günde maalesef bu olumsuzluklar ardı ardına gelmesi sebebiyle de tabii ki ekonominiz de etkilenecek. Yani bu işin aslında bir parçası, bir doğal hali aslında. Şimdi dolayısıyla ben şunu 3. çeyreğe de kalmadan inşallah bu Haziran ayı gibi biz normale döneriz. Bugün turizm alanıyla alakalı işte bahsetmiş olduğumuz gibi, evet, bir daralma söz konusu olacaktır ama bunun bizle alakası yok. Yani evet, bugün hangimiz seyahati düşünüyoruz? Yani kendimiz bile bugün işte seyahate giderken acaba diyoruz, ya da işte yurt dışlarını zaten iptal etmiş durumdayız. Evet. Ama bunun psikolojik etkileri devam edecektir. Turizmde kaybeden sektör bu sene turizm olacak gibi görülüyor. Tabii ki dün turizmle alakalı da bazı vergilerin kalktığını gördük. Evet. Bunu gördük ama ötelen ne kadar etki olur, ne kadar etkisi olur, işte konaklamalardaki vergiler kaldırıldı vesaire, ama maalesef bu sene turizmde bir gerileme yaşayacağız gibi duruyor. Çünkü evet, bizim en önemli mesela şu anda bizim Kapadokya yıl dönemimiz aslında. Çinli turistlerin, Japon turistlerin yığın olduğu bir dönem. Türkiye'nin bu ayları en çok bu turisti çektiğimiz dönem. Evet. İşte Mayıs'tan itibaren işte Ege bölgesi, Akdeniz bölgesinde artık deniz turizminin başladığı dönem. O dönemde de maalesef sıkıntılı geçecek. Ama hani dedim ya biraz önce de işin başında, bazen kazanacağız, bazen kaybedeceğiz. Evet. Bazen sebat etmek gerekiyor. Bu her dönemler şey sebat edeceğiz. Kesinlikle gerekiyor. Yani bunu, her şeyi devletten beklemek bize böyle yakışmaz. Işte, Türk iş adamına yakışmaz diyorum ben. Yani özellikle istihdam konusunda lütfen demek istiyorum. Daha bir kez daha seslenmek istiyorum. Zaten yani çünkü tabii yani bu işçi kardeşlerimizi bizim bugün işten çıkarmak, sadece kendi cebimizi düşündüğümüz için bunu yaparsak bu çok ağır bir hareket olur. O yüzden ben biraz daha bu konuda hassas davranmaya davet ediyorum, evet, işverenleri. Bizler de işvereniz. Evet, zorlu bir süreç geçiriyoruz. Bir dönem daha geçireceğiz. Ama her basiretli iş adamının olduğu gibi bunları zaten bekliyor. Evet. Bunları zaten hazırlıklı olmamız gerekirdi. Evet Orhan Bey. İnşallah hayırlı bir, daha az sıkıntılı ve İnşallah hızlı bir şekilde bu beladan kurtulduğumuz bir dönem diliyorum. İnşallah tüm dünyaya aslında dileğimiz bu. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Orhan ederim. Bey. Ağzınıza sağlık efendim. ASKON Başkan Genel Başkanı Orhan Aydın'la birlikte bu bölümü burada sonlandırıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.